Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün işlemciyle kazılabilen bir kripto paradan bahsedeceğim. Benim bildiğim şu an en iyi getirisi olan kripto para. Yani Zepi'den ya da diğer kripto paralardan daha çok getirisi var. SE, Pepe. Normalde biliyorsunuz Pepe diye bir kripto para çıkmıştı. Onun da türevleri çıktı tabii ki. SE, Pepe'den bahsedeceğim size. Ekranı alacağım. İşlemcilerde şu an getirisi en iyi o. Evet, önce YouTube kanalıma abone olun lütfen destek için. Hemen bunu söyledikten sonra size ekranı alıp bakalım bu kripto para neymiş, nasıl kalınıyormuş, size hemen anlatmak istiyorum. Evet, SEPP'nin sayfasındayız şu anda. SEPP.org diyor. Burada işte SEPP ile ilgili bilgileri tedarik edebilirsiniz, edinebiliriz. Tabii biz kripto para kısmındayız. Yani kripto para madenciliği kısmındayız. Onu size göstermek istiyorum. Ben şurada... İşte bir süredir kızıyorum. Zaten ne kadar gelir elde ettim ya da nedir, ne değildir onu zaten size söyleyeceğim. Evet, şurada görüyorsunuz şu an 116 tane worker varmış bu kripto parayı kazan. Ve şu an ücreti görüyorsunuz. SEPP'nin 0.006 USDT'de işlem görüyormuş. Burada da kendisi göstermiş. Eğer 10 kilohaşlık bir kazım gücünüz varsa 24 saatte 0.46 sent size para veriyormuş. Bu aslında güzel bir değer. Niye güzel bir değer? Şöyle yapalım. Mesela 3900'ünüz var. Bakın 12600 ya 1.6 kiloş falan size bir değer veriyor. Buraya baktığımızda 40 sent. Tabii anlık 40 sent çıkmış. Bu da gayet güzel aslında. Tabii size kalmış bu. 40 sent bir kazım şey var. Tabii bu 12.6 haşa göre, şuraya baktığımda bu 10 kilo haşa göre, yani 10 kilo haşta bile daha fazla getirisi var. Bunu 12 kilo haş yaptığınızda 50 sent yapıyor. Buradaki ise 12 kilo haşta 40 sent gibi bir şey var. Yani o arada 10 sent gibi para oynuyor. Tabii ki bu değişken. 24 saatlik bakın bu 35 sentmiş mesela. Kazım ücreti olarak söyleyeyim size. Neyse, hemen size bu kripto para nasıl kazılıyor onu söylemek istiyorum. Şimdi burada işte şuradaki benim mesela şu worker benim 3878 yatırmışlar. 1442'de yatırılacaklar. Tabii yatırım işi haftada iki kere oluyor ya da bir kere oluyor. Çünkü her gün her dakikaya da kendiniz ayarlayamıyorsunuz bu yatırma işini. Onu başta söylemeye yani 2-3 gün kaldınız niye yatmadı falan derseniz ondan dolayıdır. Yani bunlar kendileri yatırıyorlar. Haftada iki kez ya da bir kez olması lazım. Zaten bu kendiniz bu sayfayı okuduğunuzda bulacaksınızdır. Nasıl kazılır diye bir şey var. Tabii öncelikle cüzdan oluşturmamız lazım. Cüzdan sayfasına geldiğimizde MetaMask'a bağlıyorsunuz. MetaMask'tan bu kripto parayı kazanabiliyorsunuz. MetaMask'ı hemen açalım. Evet, ben MetaMask tabii nasıl açılır, nasıl şey yapılır onu konusuna girmek istemiyorum. MetaMask kendiniz nasıl kurulur onu da bakmanız lazım. Buradan A ekle seçeneğine geliyorsunuz. Şurada BNB chain var görüyorsunuz. Bunu ekle diyorsunuz. Burada bakalım şurasıyla aynı mı? BSD datasheet diyor. Bakalım. BT datasheet 56 BNB. Evet, evet. Bu zaten burada var. Biz bunu onayla diyorum ve A ekliyorum ve A'ya geçiyorum. Daha sonrasında tokenleri içeri aktar diyorsunuz. Tokenleri içeri aktar dedikten sonra şunu şuraya yazıyorsunuz. Kopyalıyorum. Evet, temin de böyle yaptım ama olmadı. Neyse. Neyse. Özel tokene geldik ve şuradaki adresi buraya yazdım ve sonraki diyorum. İçe aktar diyorum ve aktarımı gerçekleştirdim. Şu an görüyorsunuz SEPP tokenini buraya ekledim. Biz şu adrese kazım yapacağız. Zaten standart MetaMask account adresimiz bu. Tekrar geri gelelim. Şurada aynen bu şekilde gördük. Şunu kapatalım. Şurada açalım. Evet, şu an SEPP'yi burada görüyoruz. Az önce söylediğim gibi şuradaki adrese kazım yapacağız. Bunu kopyalıyoruz. Burada duruyor zaten. Hemen help sekmesine geliyorum. Diyor ki bize işte hangisiyle kazım yapmak istediğini soruyor. XMRIG ya da SRB Miner programıyla kazım yapabiliyoruz. Ben XMRIG'i tercih ederim. Şu anda tabii ben Windows'ta kazım yapacağım için şunu indiriyorum. Evet, ayıkladım. Tabii siz şey yapabilirsiniz. Virüs Defender virüs programını kapatmanız lazım. Yoksa sıkıntı yaratıyor.
John Fitch'in son dosyası var. Bunu not defterime açıyorum. Aşağıya iniyoruz yavaşça. Evet, şurada görüyorsunuz Euroleague ve username var. Bunu kendimiz değiştirmemiz gerekiyor. Burayı kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyorum. Daha sonrasında adres diyor. Bizim adresimiz şuradaydı. Bunu kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Başka yapacağım hiçbir işlem yok. Daha sonrasında tabii kapattım. O kaydetmedi. Hemen tekrar açmam lazım. Evet, şuradan kaydet diyelim. Evet, kayıt işlemimizi yaptık. Çift tıklarsanız bu şekilde kazım yapar ama şu çalışmaz. Bakın, MSR mod çalışmıyor eğer yöneticide çalıştırmazsanız. Siz yönetici olarak çalıştıracaksınız. Daha sonrasında MSR'de herhangi bir sıkıntı vermeyecek sizin için. Şu an burada kazım yapıyor mu yapmıyor mu hemen bakacağız. Nasıl bakacağız? Kopyalayalım biz cüzdan adresimizi. Evet, şu an bir worker olarak gözüküyor. Kazım yaptık. Tabii ki siz burada mesela benim işte 6 worker'ım var. Hepsini tek tek göremiyorsunuz. Totali görüyorsunuz. Totalde kaç kulaş var onu görüyorsunuz. Onda zaten şey yapabilirsiniz. Mesela atıyorum burada kaç varmış? 64 kulaş bir kazım gücüm varmış. Burada da şu benim olması lazım. Evet, şu benim. Kendi yani diğer kazdığım yer. Şurada zaten göreceksiniz. Hemen size göstereyim. Cüzdan adresi var zaten. Orayla şurası aynı. Evet. Ödeme bu 9 worker gözüküyor. Ama şey tek tek iş yerine giremiyorum. Burada da aynı şekilde. Bakın 1 worker oldu. Buraya baktığımızda kazıma başlamış gözüküyor. Herhangi bir sorun yok, sıkıntı yok. Windows'tan bu şekilde SYPP'yi kazabiliyorsunuz. Hemen kapatıyorum. iOS'tan nasıl kalır hemen onu göstereyim size. iOS'taki çok basit zaten biliyorsunuz. Cüzdan oluştur sayfasına geliyorsunuz. Cüzdan ekleyelim. SYPP yazıyoruz. Tekrar buradaki cüzdan adresini kopyalıyorum. Çünkü paramız buraya yatıyor. Meta deneme yazalım. Evet. Sonrasında uçuş sayfasına geliyorum. Uçuş sayfasında SYPP1 XEmric New seçiyorum. Burada algoritma var bizde. Random X seçelim. Tekrar bizden havuz istiyor. Havuz da şuradaydı. Burayı alıyorum. Havuz kısmına yazıyorum. Buraya herhangi bir argüman yazmıyorum. Tamam. Yapacağım işlem bu kadar. Tabii ben bunu daha sonradan sileceğim için böyle yazıyorum. Silinecek yazalım. Evet. Buraya geliyoruz. Uçuş sayfasından. Şunu seçiyorum ve uygula dediğimde direkt ben kazıma başlıyor. Evet, şimdi az önce söylediğim gibi şu an için en kazançlı işlemciyle kazılabilen en kazançlı kripto para SYPP. Bir süredir kazdığımı söylemiştim. Ne zamandır kazıyormuş onu da size söyleyeyim ben. Hemen hesap yapalım. Mesela yani ne kadardır kazdığımı hatırlamıyorum ama ne kadar bana yatmış bakalım. Şu da yatacak zaten 1442.
bu kadar bana yapmış. Bunu tabii ki markettekiyle fiyatla çarpıyoruz. 0.0060 diyoruz. Tabii 31 dolarlık, 32 dolarlık bir kazım yapmışım ben. Ama bir ay falan olmadı zannedersem. Yani 15 gün mü oldu, 10 gün mü oldu emin değilim. Ne kadardı kazımı şu an emin değilim. Ama bir süredir kazım yapıyorum. Çünkü en kazançlı kripto para bu. Bunu şimdi Metamask nasıl alınır? Yani Metamask nasıl kurulur? Ona hiç girmiyorum. Siz zaten internetten bakabilirsiniz Metamask nasıl kurulduğuna. Tabii ki çekim ücretine de girmiyorum. Çekim yapmak için biraz bir BNB eklemeniz gerekiyor. 1 dolarlık. Burayı zaten token'e geldiğinizde swap seçeneğinden hangi token'e çevirmek istiyorsanız burada işte BNB, USDC ya da USDT ne olursa olsun onu seçiyorsunuz. Daha sonrasında da tutarı, yani burada kaç varsa tutarı girip çevirip onu da Türkiye'deki borsada aktarabiliyorsunuz. Bunlara hiç girmedim çünkü video çok çok uzuyor. Evet, şu an az önce söylediğim gibi kripto para işlemlerde SPP nasıl kılır onu anlatmaya Windows'ta hem de iOS'ta. Umarım yararlı olmuştur. İşinize yarar. Bundan sonraki videolarda yine bu şekilde güzel bir kazancımız olursa, kazançlı olan kripto paralar olursa anlatımını gerçekleştireceğim. Evet, lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videonun altında yorumlara soru yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar görüş yapmaya çalışıyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.